Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size tunus işi çok pratik bir yelek yapımını göstereceğim. Bu şekilde tunus tığı kullandım arkadaşlar. Ve modelimize başlıyoruz. Zincir çekiyoruz arkadaşlar. Biraz bol yapmaya dikkat edelim bu en alt kısmında. Ben şimdi size sadece hani küçük bir minyatür şeklinde olanı göstereceğim. Bu şekilde istediğiniz kadar arkadaşlar, istediğiniz ölçüde zincir çekiyorsunuz en alt kısmı için. Yani bel kısmı için. Şimdi arkadaşlar ilmeğimizi bu şekilde uzatıyoruz. Daha sonra hemen yandaki zincirin içinden girdirip tığımızı bu şekilde ilmeğimizi bir zincir ataraktan arkadaşlar uzatıyoruz. Tekrardan gösteriyorum. Bakın zincirin içinden girdiriyoruz tığımızı. Daha sonra bir zincir atarak ilmeğimizi uzatıyoruz arkadaşlar. Tığımızı zincirin içinden girdiriyoruz, bir zincir çekiyoruz ve uzatıyoruz ilmeğimizi. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi ben sıra sonuna kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi kapatma tekniğini göstereceğim. Bakın bir tanesini alıyoruz. Bir zincir çekerek diğerine hemen geçiyoruz arkadaşlar. Zincir çekip hemen yanındaki ilmeği alıyoruz. Zincir çekip yanındakini alıyoruz. Bu şekilde kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Tek tek alıyoruz arkadaşlar. Zincirden sonra tek bir şekilde alıyoruz. Ve zinciri yaparken mutlaka ilmeği almaya dikkat edelim. Çünkü zincir tek başına olunca arada büyük bir boşluk oluyor. Şimdi arkadaşlar en sonunda yine bir zincirle sabitliyoruz. Bu şekilde kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Arka kısmında bu şekilde oldu. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu aralara, ilmeklerin aralarına yapacağız. Modelimiz bu şekilde. Bakın. İlmeğin içinden değil de iki ilmeğin arasına yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimizi yine alttaki gibi zincir çekerekten uzatıyoruz. Araya batıyoruz. İki ilmeğin arasına. Bir zincir çekiyoruz, uzatıyoruz. İlmeklerin arasına batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve uzatıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi sıra sonuna kadar yaptım. Bir tanesini beraber yapalım. En son bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kapatma işlemimiz de aynı şekilde olacak. Zincir çekerekten ilmeklerimizi teker teker alıyoruz arkadaşlar.
Şimdi bakın arkadaşlar, biz sırayı bu şekilde yaptıktan sonra diğer sıramıza geçeceğiz. Yani ikinci sıra diye söyleyelim arkadaşlar. En alttaki sırayı saymıyorum. Bu sefer bakın bir ilmek atlıyorum. Aradaki bir boşluğu atlıyorum arkadaşlar. Zincir çekerekten ilmeğimi uzatıyorum. Bakın aradakini atladım. Şimdi arada tekraren hemen yanındakine, bu sefer atlama yok, yanındakine aynı işlemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi bakın sonuna geleceğim. Modelimiz de bu şekilde oldu. Şimdi bakın başında atladığım için, sayımızın değişmemesi için, bu bakın en sondaki bir ilmeğimizi daha yapıyorum. Normalde bu şekilde bitiyor ama şimdi bu ilmeğin içinden tığımı girdiriyorum. Zincir çekerekten uzatıyorum arkadaşlar. Yani baştaki yaptığım kaydırmayı en sonda yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi modelimin bozulmaması için, yani hani düz gitmesi için. Kapatma işlemimiz aynı, değişen hiçbir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi bakın yine 3. sıraya gelelim. Yani 4. sıra ama en alttakini saymadığım için bu sefer aradaki boşluğu atlamıyorum arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Bir sırada atlıyorum, bir diğer sırada normal bir şekilde devam ediyorum. Bu modelimizin düz olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi ben yaptığım modeli gösteriyorum, yeleği. En altı bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben böyle renkli bir ip kullandım. İpin kendinden desenli olduğu için bu zigzag motifi çıktı arkadaşlar. Siz istediğiniz herhangi bir iple yapabilirsiniz. İstediğiniz her iple de olur. Şimdi size yakayı göstereceğim. Şimdi yine ilmeğimizi arkadaşlar uzataraktan yapıyorum. En alt sırada bir tanesini atlamamışım. Şimdi bir tanesini atlayarak yapıyorum arkadaşlar. Bir sıra atlamadan, bir sıra atlayaraktan. En başı bu şekilde. Sonunda zaten yani yaparken fark edeceksiniz. Yani bir sırada atladıysanız diğer sırada atlamayacaksınız. O şekilde kolaylık olacak arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ben 10 tane ilmek yapmıştım. 3, 6, 9, 10. Şimdi bakın bir zincir çekiyorum. Bu boyun kısmı arkadaşlar. Ve kesme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Buraları artık kesiyorum. Yani bir nevi geçiyorum. Aslında kesilmiş de burayı hani ipimi kesip oradan başlamamak için bu kesme işlemini yapmamız gerekiyor. Örgüde yaptığımız kesme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar 50 ilmek olaraktan başladım. 50 zincir çektim. Hatta 52 yapın siz. Arada kenarlarını 10-10 bıraktığım için arada 30 tane kesme işlemi yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi son 10 tanesini yapacağım. İlmeğimi bu şekilde uzatıyorum. Kesme işlemini bitirdim. Yine aralardan devam ediyorum arkadaşlar. İlmeklerin arasından. En başta bir tanesini atladığım için şimdi arkadaşlar en sondaki ilmeğin içinden girdiriyorum tığımı ve buraya bir ilmek daha yapıyorum arkadaşlar.
Şimdi kesme işlemi de yine aynı şekilde. Bakalım 10 tane olmuş. Siz yapacağınız çocuğun boynuna göre burası arasını ölçebilirsiniz. Bakarsınız hani boğazından geçiyorsa, başından geçiyorsa ilmek sayısını biraz daha artırabilirsiniz. Geçmiyorsa artırabilirsiniz. Geçiyorsa sorun yok zaten. Bu şekilde keserek devam ediyoruz. Burada farklı bir şey yok. Şimdi bakın, zincir çekiyorum. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30. 30 tane ilmeği kestiğim için arkadaşlar 30 tane zincir çektim. Bu zincirleri isterseniz biraz daha bol bırakıp da yapabilirsiniz. Hani sık değil de gevşek olarak da yaparsanız boyundan geçmesi kolay olacaktır arkadaşlar. Hatta yani 31 tane yaparsanız daha iyi olur. Bu şekilde yine kesme işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. İstediğiniz boyuta gelene kadar yani ön tarafla arka taraf aynı olacak arkadaşlar. Ben toplamda ön tarafını 33 ilmek yaptım. Yani 33 sıra yaptım. Şimdi bakın. Yine 10 tane ilmek oldu. Sayıyorum ve yine en alttaki yaptığımız işlemi yapıyoruz. Zincirlerin içerisinden girdirip tekraren zincirle beraber ilmeğimi uzatıyorum arkadaşlar. Zincirin içinden girdirip tekraren zincirle beraber uzatıyorum. Bu şekilde zincirin sonuna kadar devam edelim. Şimdi ben sonuna kadar yaptım. Şimdi 29 tane oldu arkadaşlar. Saydığım ilmek, yaptığım ilmek. Onun için bir tanesini iki defa battım. 2 tane ilmek çıkartmış oldum. Onun için siz yaparken 31 tane yaparsanız daha iyi olur. İpin yaptığınız ipe göre arkadaşlar bunun her mevsim giyilebilecek bir yelek. Yani hem kendiniz için hem çocuklarınız için. Hem yapımı çok kolay, çok pratik. Yani ben akşam başlamıştım, gündüz bitirdim yani. Ertesi gün bir günde bitebiliyor. Üstüne durursanız hatta bir gün bile sürmeyebilir.
Bu şekilde arkadaşlar kapatma işleminde yapıyoruz. Ön tarafında ne kadar ilmek yaptıysanız veya ne kadar hangi boyda yaptıysanız bu şekilde arka tarafında yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ben 33 sıra yapmıştım. Arka tarafta bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar ilmeğimizi bu şekilde ayırdım. Ben ölçtüm. Bebeğin boyuna göre olmadı. 7 tane yaptım. Geri tekrardan söktüm. 10 tane bırakmıştım. 3 tanesini geri söktüm. Tekrardan yaptım. Yani normalde düz bir parça gibi duruyor ama yani giyildiği zaman gerçekten çok şık duran bir model. Ve ben arkadaşlar ipim yetmedi. Tekrardan ip almak istemedim. Çok az bir yer kalmıştı. Böyle evdeki iplerden renklerini uydurmaya çalıştım. Zaten hiç de fark edilmiyor. Sadece içinde yeşil ve mor renkleri yok. Bu şekilde zikzak modeli oldu. Zaten kendinden desenledi ip. Şimdi bakın arkadaşlar kol altını göstereceğim. Kol altını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 10 tane ilmek, 10 tane sıra bıraktım arkadaşlar. Siz hani bebeğin ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Bu şekilde diktim. Ön tarafından bu şekilde, düzünden, tersinden de bu şekilde oldu. Şimdi çevireceğiz. Bu dikme işlemini yaparken arkadaşlar mutlaka ters tarafından yapın. Birleştirme işleminde yine üst üste getiriyoruz. Önce arkadan başladım, sonra ön taraftan iğnemi girdirdim. Ve bu şekilde arkadaşlar dikiyoruz. Bu şekilde dikmesi zor oldu. Bu şekilde biraz da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz kol altına kadar yaparsınız arkadaşlar siz. Ben dediğim gibi 10 tane ilmek atladım. 10 ilmeğe kadar yaptım. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Ve bitiriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok basit, çok şık bir modeldi. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abone olaraktan bize destek olabilirsiniz. Ve yaptığımız bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin.